Merhaba Kanal 7 takipçilerim. Bundan böyle Kanal 7'de yayınlanan Yalancı Bahar'ın bölüm kritiklerini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Yalancı Bahar'ın en son bölümde neler yaşanmış şöyle bir hatırlayalım. Madhubala Abay Kopor'un setinde çalışmaya başlıyor. Ve Madhubala Abay'ı ölüm tehlikesinden kurtarıyor. Abay'la Madhubala arasındaki ilk yakın karşılaşma burada başlıyor. Bu konuyla ilgili Fatih'e düşüncelerini soralım öncelikle. Fatih, Abay babasının ölüm yıl dönümünde neler yapacak? Babasının ölüm yıl dönümünde Abay Kapor babasını anmak için bir tören düzenleyecek. Ancak izleyicilerimiz de görecek ki bu törende kardeşi Ananya ile arasında bazı sorunlar çıkacak ve Ananya ondan sürpriz bir istekte bulunacak. İsterseniz bu sürprizi izleyicilerimize bırakalım. Madhubala ve Abay Kapor arasında bu bölümde neler yaşanacak? Madhubala artık setteki ilk iş gününe başlayacak bu bölümde ve sette bazı problemler olacak. Özellikle Madhubala'nın kritik bir sahnesi var bu bölümde. İzleyicilerimiz de bölümü izlerken görecek. Madhubala sete girdiği esnada Abay Kapor'un üzerine setten düşen bir parça olduğunu görecek Madhubala. Yani o parça düşmek üzereyken Madhubala devreye girerek Abay Kapor'u onun altında kurtaracak ve burada ikili arasında olan var olan ilişki farklı bir boyuta taşınacak aslında. Abay Kapor oyunculuğu bırakacak mı Fatih? Yani bu bölümün en önemli sahnesi sanırım. Abay Kapor sette çekimler esnasında sürekli durgun aslında. İzlerken ben de fark ettim ki yönetmen çok iyi vurgulamış. Abay'ın içinde bulunduğu ikilem var. Oradan sıyrılmak istiyor. Ve uzun uzun düşünüyor ama bence bunu bölümde görmeleri daha iyi olur. Sürpriz olsun diyorsun sen de. Peki. Bittu sence yeteri kadar Madhubala ile ilgileniyor mu babasının ölümünden sonra? Yani Bittu'yu eskiden de hatırlıyorsun. Madhubala Malik yani Madhubala Kundra'nın annesine çok düşkündü. Arke'ye de çok düşkündü. Onların kızı Madhubala Kundra'ya da gerçekten düşkün. Ama Lilivati'nin yaptıklarından haberi yok. Yani izleyicilerimiz görecek yine. Lilivati Bittu'nun olmadığı zamanlarda Madhubala'yı hizmetçi gibi kullanıyor. Örneğin evde arkadaşlarıyla verdiği partide Madhubala'yı onlara hizmetçim olarak tanıtıyor. Ki bu pek çok kişinin canını sıkan bir durum ama ilerleyen sahnelerde ben umuyorum ki Bittu bunun farkına varacak ve Lilivati'ye yaptıklarının doğru olmadığını söyleyecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki bölüm kritiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kanal 7'de kalın.